Parçadaki numaralanmış cümlelerde görülen yazım yanlışları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci cümlede bitişik yazılması gereken var olmayan sözcüğü ayrı yazılmıştır. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Hiç gitmemiş olmasına rağmen kampa gitmiş gibi hayaller kurması, hatta bu hayallerde hiç var olmayan kişileri yaratması yazarın hayal gücünün de bir göstergesidir. Canlar, var olmayan ifadesi tabii ki ayrı yazılacaktır. Neden? Çünkü var olmak derken arasında herhangi bir ses olayı yok. Yani var olmak ve sağ olmak sözcükleri ayrı yazılır. Dolayısıyla bitişik değil, ayrı olması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkı olacak. İkinci cümlede bulunma durum ekinin ayrı yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı var. Bakıyoruz. Yazar hayalindeki bu kişilerle oturup sohbet etmekte, sanat ve şiirle ilgili konuşmaktadır. Sohbet etmekte bulunma halekidir ve kesinlikle bitişik yazılması gerekiyor. B'yi eliyoruz. Üçüncü cümlede bitişik yazılması gereken bir takım sözcüğü ayrı yazılmıştır. Hikayede bir takım sosyal eleştiriler de yapılır. Buradaki bir takım 1, 2, 3, 4, 5 yerine getiremiyoruz. Birin yerine daha doğrusu 2, 3, 4, 5 getiremiyoruz. Buradaki bir takım herhangi anlamını verdiği için kesinlikle bitişik yazılması gerekiyor. Ama burada ayrı yazılmış, yanlış. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Dördüncü cümlede kesmin sözcüğünün yazımı yanlıştır. Bakıyoruz arkadaşlar. Bunlar diğer hikayelerinde olduğu gibi zengin kesmin eleştirisi üzerinedir. Kesimin olması gerekiyordu. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Bu da yanlış. Beşinci cümlede yaşayacağı biçimde yazılması gereken sözcük yaşayacağı biçiminde yazılmıştır. Bakıyoruz. Hayalindeki kişilerle yaşayacağı değil arkadaşlar. Burada daralma yapamayız kafamıza göre. Daralma olabilmesi için your ekinin olması gerekiyor. Yaşayacağı şeklinde olmalıydı ama yaşayacağı şeklinde verdiği için yanlış. Bunu da eledik. Cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Bu parçadaki yazım yanlışları 1. Anadolu'nun doğusundaki ifadesi Anadolu'nun doğusundaki biçiminde yazılmalı. Yani buradaki D'nin küçük yazılması gerektiğini söylüyor. İkinci öncüle baktığımızda ilçesinin sözcüğünün ilçesinin biçiminde yazılması gerektiğini söylüyor. Yani ilçenin isminin büyük olması gerektiğini söylüyor. Üçüncüde güneyinde sözcüğü güneyinde biçiminde yazılmalı diyor. Çevresindeki ifadesi çevresindeki biçiminde yazılmalıdır. Gölünün sözcüğü gölünün biçiminde yazılmalıdır. Düzeltmelerinden hangileriyle giderilebilir? Buradaki yazım yanlışı demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Ülkemizde birçok sulak alan var ancak Anadolu'nun doğusundaki sulak alanlar kışın şiddetli geçtiği senelerde donar. Canlar doğu, batı, kuzey, güney gibi yön bildiren sözcükler. Özel ismin başına gelirse büyük harfle yazılır. Özel ismin sonuna gelirse küçük harfle yazılır. O zaman burada kesinlikle küçük harfle olması gerekiyor. Anadolu'nun doğusundaki ifadesiyle yazarsak doğru yapmış oluruz. Buradaki yanlışlıklardan bir tanesi bu şekilde giderilebilir. Devam ediyoruz. Burada Van Gölü'nün çevresindeki baraj ve sulak alanların istisna olduğunu belirtmek gerekir diyor. Van Gölü, göl, dağ, nehir gibi sözcüklerin ilk harfin büyük olması gerekiyor. Özel isimle kullanılırsa Van Gölü derken gölün G'sinin şu şekilde yazılması gerekiyordu. Yani ikinci yanlışımı da 5. öncülle giderebilirim. Cevabım bu durumda 1 ve 5 yani Bursa şıkkı olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Evet, Van'ın Erciş ilçesi özel isimle beraber kullanılan köy, il, ilçe, belde gibi sözcükler küçük harfle yazılır. Dolayısıyla bunu şöyle bir eleyelim. Devam ediyoruz. Çelebi Bağı sazlıkları donmayan sulak alanlardan biri. Güneyinde sözcü güneyinde şeklinde yazılmalı diyor. Hayır, böyle bir şey de gerek yok. Dolayısıyla ben bunu da ne yapabilirim arkadaşlar? Eleyebilirim. Çünkü buradaki güney herhangi bir özel ismin önüne gelmemiş ki büyük yazılsın. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Çevresindeki ifadesindeki ki'nin ayrı yazılması gerektiğini söylüyor. Çevresindeki baraj derken sıfat yapan ki olduğunu görüyorsunuz. Ve sıfat yapan ki de bitişik yazılır. Bunu da eledik. Dediğim gibi cevabımız 1 ve 5 yani Bursa şıkkı. Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 30 Nisan günü ABD Jeolojik Araştırma Dairesi araştırmacıları depremlerin bölgeye doğru göç ettiğini ve zeminin şekil değiştirdiğini fark etti. Özel isim olduğu için her harfi büyük yazılmış, doğru. Göç etmek arasında herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazıldı, bu da doğru. Çok hassas GPS cihazları volkan hareketlerini milimetre hassasiyetinde ölçerken eğim ölçerler, eğim ölçer ifadesindeki er, ar sıfat fiildir arkadaşlar ve sözcükler birleşirken ikinci
sözcüğün sonunda sıfat fiil varsa o sözcük bitişik yazılır. Dolayısıyla bu da doğru. Yerin eğiminin artmakta olduğunu gösterdi. Araştırmacılar yerdeki deformasyonu uzaydan radar uyduları yoluyla da tespit edebiliyordu. Bu bilgiler patlamanın erkenden öngörülmesini arkadaşlar öngörmek bitişik yazılacaktır. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı olur ve 1700'den doğru yazılmış. Fazla insan yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için erken uyarı verilmesini sağladı. Cevabımız gördüğünüz gibi Denizli şıkkı olacaktır. Bu infografikte nedenlerin hangilerinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? D bağlacının ağrı yazılması gerekirken bitişik yazılması, kurum kuruluş adlarına gelen çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrılması, bitişik yazılması gereken sözcüğün ağrı yazılması, tarihlerin yanlış yazılması, kısaltmaların yazımında yanlışlık yapılması. Bakıyoruz arkadaşlar. Nijerya'nın Delta eyaletinde 13 Haziran'da dünyaya geldi. Buradaki D'de arkadaşlar bulunma durum ekidir ve gördüğünüz gibi Haziran'ın önünde sayı olduğu için buradaki D da kesme işaretiyle ayrılması gerekir. Dolayısıyla bunu şöyle eliyoruz. Harvard Üniversitesi'nde ekonomi bölümüne kayıt oldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Harvard'da tamamladı. Arkadaşlar üniversite, lise, hastane gibi kurum ve kuruluşlara gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ne yapmıyoruz? Ayırmıyoruz. Yani şöyle olması gerekiyordu. Harvard Üniversitesi şöyle üniversitesinin ya da üniversitesinde şeklinde olması gerekiyordu. Tekrar söylüyorum. Kurum ve kuruluşlara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz. Yani şöyle ikinci öncülü bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Evet, Teknoloji Enstitüsü'nde doktorasını yaptı. Okonjo Iweala 15 farklı uluslararası üniversiteden Fahri doktora unvanı aldı. Arkadaşlar uluslararası sözcüğü nasıl yazılacaktır? Şu şekilde uluslararası bitişik yazılacaktır. Dolayısıyla hemen 3. öncüle gidiyoruz. Bitişik yazılması gereken bir sözcük ayrı yazılmış. Gördüğünüz gibi cevabımız 2 ve 3. Tarihlerin yanlış yazılması demiş. Diğerlerine bakıyoruz. 25 yıl boyunca Dünya Bankası'nda kalkınma ekonomisti olarak görev yaptı. Burada doğru yazıldı. Dönemin Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo hükümetinde ülkenin ilk kadın maliye bakanı olarak atandı. Burada da sorun yok. Kısa süreliğine Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Dünya Bankası Operasyonlar İcra Direktörü olarak çalıştı. İkinci kez maliye bakanı olarak atandı ve gördüğünüz gibi diğerlerinde herhangi bir problem olmadığı için zaten cevabımızı da bulmuştuk. 2 ve 3 yani C şıkkı olacaktır.